Enstrümanınızla solo çalmak istiyorsunuz. Kendinizi doğaçlama yaparak ifade etmek istiyorsunuz. Ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bütün bu öğrenmeniz gereken armonik yapılar, çalışmanız gereken alıştırmalar gözünüzü korkutuyor. Ya da belki bir süredir enstrümanınızı çalıyorsunuz, solo da çalıyorsunuz ama bir yere geldiniz tıkandınız. Bir sonraki adımın ne olması gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu video sizler için. Eğer bu videoda anlattıklarımı harfi harfine uygularsanız garanti ediyorum bir ayın sonunda harika sololar çalmaya başlayacaksınız. Evet siz harika sololar çalmaya başlayacaksınız. Hadi buyurun başlayalım. Doğru tedaviyi uygulayabilmemiz için önce teşhisi doğru koymamız gerekiyor her zaman olduğu gibi. insanların solo çalmakta zorlanmalarının iki temel sebebi var. Bunlardan birincisi müzik teorisi ile ilgili korkuları. Solo çalmak deyince aklımıza ne geliyor? İşte ben bir solo çalacağım, bir şarkıya eşlik edeceğim. O şarkının bir armonik yapısı var, akorları var. O akorlara uygun notalar bulmak zorundayım. Ama ben armoniyi yeterince henüz bilmiyorum. Müzik teorisini çalışmadım. Bitti. Solo çalamayacaksınız. 4 sene armoni çalış gel ondan sonra görüşelim o zamana kadar sola çalamazsın. Böyle bir durum oluyor. İnsanlar kendilerine ket vuruyorlar. Yeterince armoni bilmedikleri için. Armoniyi tabii ki öğrenin. Müzik teorisini tabii ki öğrenin ama onu bilmemeniz bugün sizin çalmanızı engel olmamalı. Anlatmaya çalıştığım şey bu. İkinci neden, insanların sola çalmakta zorlanmalarının ikinci nedeni de yine bununla aslında örtüşen bir şey. Sola çalmak için enstrümanlarına çok iyi hakim olmaları gerektiğini düşünüyorlar. Oturup saatlerce egzersizler çalışacağım, gamlar çalışacağım, uçacağım. Ondan sonra ancak solo çalmaya başlayabilirim. Solo bir virtüözlük gerektirir, enstrümana olağanüstü bir hakimiyet gerektirir gibi bir ön yargı var. Bu olmadığı için de ben henüz solo çalmaya hazır değilim gibi bir durum söz konusu. Şimdi bunların ikisini bir yana koyalım. Yani solo çalmak için bütün bunların gerçekleşmesini bekleseydik, dünyada hiçbir zaman Jimi Hendrix olmayacaktı. Ne bileyim Miles Davis olmayacaktı. Bunlar yani virtüöz olarak bildiğimiz insanların hepsi Kervan yolda dizilir der ya atasözü o şekilde ortaya çıkmış insanlar zaten. Dolayısıyla bugün başlayabileceğiniz bir yöntem önereceğim size. İnsanlar bu ket vurma ben yapamam diye savunmaya geçme durumu yüzünden kendilerini kilitliyorlar ve yapabilecekleri birçok şey yapmaktan mahrum kalıyorlar. Dolayısıyla ben de bu kanalda bunun tam tersini savunuyorum. Yani tabii ki bilgi öğrenmek zorunlu mutlaka faydalı fakat her şeyi bilmeden de birçok şey yapabilirsiniz. Dolayısıyla hani o anlamda herkese motivasyon vermeye çalışıyorum. O nedenle bu kanala her ay neredeyse 1500 yeni abone katılıyor. Hepinize destekleriniz için teşekkür ederim. Bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini isterseniz eğer kanalımın katıl butonuna bir göz atıp kanala destek olabilirsiniz. Hem de haftalık canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Hem çok eğlenceli oluyor hem de ortak projelerimiz oluyor. Hep beraber bir şeyler öğrenme fırsatımız oluyor. Neyse konuya dönelim. Şimdi bir deneme yapacağız. Size bir buçuk dakikalık bir caz şarkısı altyapısı göndereceğim. Size bunun tonunu söylemeyeceğim. Hangi akorları kullanacağımı söylemeyeceğim. Temposu da yüksek olacak. Yani normalde dinleseniz ben buna solo çalamam, hayatta çalamam diyeceğiniz türden bir şey. Ve hiçbir şey de söylemeyeceğim. Gözleriniz bağlı olacak. Ama şunu yapacağım. İlk dört ölçüde ben size bir cümle çalacağım. Sonraki dört ölçüde sizi bekleyeceğim. Aynı şeyi orada tekrar etmenizi isteyeceğim. Yani ben dört ölçüde ne çaldıysam siz de bir sonraki dört ölçüde aynı şeyi tekrar edin diye bekleyeceğim. Bunu yapabiliriz. Bir buçuk dakika bir bunu yapalım. Enstrümanınızın başına oturun ya da elinize alın ne çalıyorsanız. Sesle de yapabilirsiniz. Enstrümandan bağımsız kullanabileceğimiz bir teknik bu. Ve bu bir buçuk dakikalık çalışmada benim çaldığım şeyleri aynen geri çalmaya çalışın. Hadi bir deneyelim bakalım. Nasıl gitti? Eğer enstrümanınıza biraz hakimseniz, bir süredir beraberseniz enstrümanınıza zaten birkaç denemede benim çaldıklarımı aynen tekrarlayabilmiş olmanız lazım. Eğer henüz yolun başındaysanız, yeni başladıysanız da biraz zaman verin. Yani nereden baksanız yarım saatlik bir çalışma sonrasında benim çaldıklarımı aynen tekrarlayabilecek duruma geleceksiniz. Şimdi biz burada güzel bir solo çaldık mı? Çaldık. E bu solo aslında 6 üstü 5 6 notadan oluşuyor muydu? Evet oluşuyordu ama yine de güzel miydi? Güzeldi. Yanlış bir şey çaldık mı? Çalmadık. Her şey kitabına uygun muydu? Uygundu. Dolayısıyla bunu bugün uygulamaya başlayabilir miyiz? Evet. Şimdi anlatacağım şeylerden sonra başlayabiliriz. Ben Berkeley'de öğrenciyken George Benson'ın gelip bir gitar kliniği yapacağı duyuruldu. George Benson hepimizin çok sevdiği bir caz gitaristiydi. O yüzden çok heyecanlandık. Yaşasın dedik. Ondan bütün kullandığı teknikleri öğreneceğiz. İşte bu akorlarla nasıl baş ediyor, o inanılmaz soloları nasıl ortaya çıkartıyor onu öğreneceğiz falan. İşin i̇şte teorik tarafını bize anlatacağını düşünerek çok büyük bir heyecanla gittik. Ve adamın kliniğin ilk başında söylediği şey şu oldu. Ben nota bilmem. Hani gitarın tellerinin adlarını sorsanız onları bile size söylemekte zorlanırım. Dolayısıyla size teori anlatmayacağım. Bugün teori sormayın bana çünkü verecek cevabım yok. Biz bugün teknik konuşalım. İşte gerçekten de öyle oldu. O klinik boyunca işte gitarı nasıl tonluyor, manyetikleri nasıl ayarlıyor, hangi amfiyi kullanıyor falan filan bunlar konuşuldu. Ve ya yani işin teori tarafına meraklı olduğum için bende bir hayal kırıklığı yaratmıştı o e, klinik. Fakat çıktıktan sonra tabi dinlemeye devam ettim. Yani çok da seviyorum adamın tarzını ve e, hiç nota bilmediği halde bu adam nasıl bu kadar karmaşık caz şarkılarına kusursuz soğular çalabiliyor falan diye kafa yordum ve şunu fark ettim. Adamın şöyle bir özelliği var. <laughs> Her zaman söylediğim şey işte birileri geliyor güzel bir şeyler yapıyor. Ondan sonra akademi alıp a bu adam ne yapmış diye onu analiz ediyor, formüllere dönüştürüyor ve öğretiyor. Öğretildikten sonra bunlar kurallara dönüşüyor ve bu sefer ters bir ket forma durumu meydana geliyor. Öğrenciler diyorlar ki ha bu kuralları ben bilmezsem o adamın yaptığını yapamam. Halbuki o adam onları zaten o kuralları bilmeden yapmıştı. Şimdi dolayısıyla bugün benim işte Benson tekniği adını verdiğim bir tekniği size öğreteceğim. Bunu nasıl kullanabileceğimizi konuşacağız. Benson tekniği yani George Benson aslında bulduğu bir teknik diyelim ona benim bulduğum bir teknik değil sadece bu adı ona ben verdim ve hani kolayca uygulayabileceğimiz bir formüle dönüştürmeye çalışıyorum bu videodan başlayarak. Siz oturup saatlerce bir gam çalıştığınızda enstrümanınızın üzerinde hani hep derler ya majör gamı 60 bpm ile çalışmaya başla ondan sonra her gün 5 bpm hızlandır sonunda 200 bpm'e gel falan onu yaparsınız fakat ne oluyor onu yaptığınızda kas hafızası yerleşiyor. Kas hafızası ne demek ee, bir süre sonra düşünmeden çalmaya başlamanız demek düşünmeden çalmaya başlamak da aslında solo'larınızın her ne kadar atletik olarak fiziksel olarak Üstün bir performans gösterseniz de aslında içerik olarak çok da böyle dişe dokunur bir şey ihtiva etmemesi demek. Çünkü düşünmeden çalıyorsunuz. Parmaklarınız kontrolü almış. Çalıp duruyorlar. Yani sizin orada müdahaleniz zaten çok minimal kalıyor. Dolayısıyla ilk yapmamız gereken şey aslında güzel sololar çalabilmek için bu kas hafızasını kırmak. Yani yine siz gamlarınızı çalışın alıştırmalarınıza yine zaman ayırın. Onu yapmayın demiyorum ama bu yapacağımız çalışma öncelikli olsun. Normalde dediğim gibi yani beyniniz seyirci kalıyor. Araba kullanırken olduğu gibi aslında araba kullanırken de alıştıktan sonra düşünmezsiniz. Şimdi ben gaza basacağım, debriyaja basacağım, vites değiştireceğim falan böyle onlar artık refleks haline gelmiştir. Kendi kendine olur. Enstrüman çalarken de o hale geldiğinizde işte çaldığınız sololar e, anlamsız, içi boş olmaya başlıyor. Sizi tatmin etmemeye başlıyor. Dinleyene de tatmin etmemeye başlıyor. Şimdi onu kırmaya çalışacağız. Az önceki çalışmada benim çaldıklarımı dinlediniz, onları kendi enstrümanınızla tekrarladınız. George Benson'ın yaptığı şey de aslında buna benzer bir şey. Yani önce cümleyi kafasında kuruyor. <laughs> Ondan sonra beyni parmaklarına o cümleyi gitarda ortaya çıkarma komutunu gönderiyor. Yani komut kontrol her zaman beyninde. Parmaklar beynin hizmetinde. Kas hafızasındakinin tam tersi. Onu kırmaya çalışacağız. Şimdi onu kırmak için de yine size böyle bir aylık bir şey öneriyorum. Bir çalışma programı öneriyorum. Bu bir ayı yine haftalara böleceğiz. Birinci haftada bu az önce dinlediğimiz benim çaldığım o bir buçuk dakikalık bölüm parça var ya. O parçayı e, iyice böyle bir öğrenmenizi istiyorum. Ezberlemek değil ama yani benimle beraber ve benden sonra çalabilecek hale gelmenizi istiyorum. İlk hafta bu. Eğer zorlanıyorsanız daha işin çok başındaysanız onun yavaş bir versiyonunun da çıktısını aldım. Bu videonun tanıtım bölümünde onun da linkini koyarım. Oradan indirip e, onunla da çalışabilirsiniz. Şimdi artık söyleyebilirim. Orijinali 160 BPM'deydi. Bu yavaşlatılmış versiyonu 120 BPM'de. Ona daha kolay alışabilirsiniz. Şimdi bu neyi sağlayacak? Dediğim gibi kas hafızasından çıkıp başka birinin size verdiği dışarıdan gelen bir şeyle kendi beyninizi kullanarak parmaklarınıza hükmetmenizi sağlayacak. Birinci hafta bunu yaptık. Eğer enstrümanınıza hakimseniz bunu atlayabilirsiniz. Yani direkt ikinci hafta uygulamasına geçebilirsiniz. İkinci hafta yapacağımız şey şu. E, basit bir melodi, böyle 4-5 notadan oluşan, benim az önceki o örnekte yaptığım gibi basit bir melodi ağzınızla söyleyin. Aynısını enstrümanınızla çalın. Söyleyin, enstrümanınızla çalın. Hangi enstrüman olursa olsun hiç fark etmez bir soru cevap gibi olsun. Siz söyleyin, enstrümanınız aynı notalarla size cevap versin. Bir haftada bunu çalışalım. Günde 10 dakika, 15 dakika ayırmanız fazlasıyla yeterli. Bu böyle oturup saatlerce çalışmanızı gerektiren bir şey değil. Saatlerce zaman ayırabiliyorsanız ne ala. Çok daha hızlı ilerlersiniz ama bu kas geliştirmek gibi bir şey. Biraz uzun dönemli bir şey. O yüzden bir ay ayırmanızı istedim zaten. Yani günde 10-15 dakika fazlasıyla yeterli. Üçüncü haftaya geldik. Üçüncü haftada da bu yaptığımız çalışmayı biraz hızlandırıyoruz. Yani enstrümanınıza soru cevap gibi değil de yavaş yavaş artık aynı anda bu söyleme ve çalmayı yapmanızı, bunu denemenizi istiyorum sizden. Yani bir cümle kafanızda kuracaksınız, onu hem söyleyeceksiniz hem de çalacaksınız enstrümanınızı. Aynen George Benson'ın yaptığı gibi. İlk başta çok yavaş başlayın. Yani da 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 bu bile olabilir. Hiç sorun değil. Dediğim gibi hız zaten gelir. Hız kendiliğinden gelir. Hız kendiliğinden geldiğinde kıymetli ve verimli olan bir şey. Hıza kasmayın ya. İlk başta yavaş yavaş deneyin. Hem söyleyin hem de çalın aynı anda. Ondan sonra bunu yavaş yavaş artık içselleştirmeye başladığınızda ha tamam ben doğru notaları buluyorum çok da fazla aramadan demeye başladığınızda daha karmaşık cümleler kurabilirsiniz. Daha geniş aralıklar düşünmeye başlayabilirsiniz. Ve evet yani yeri geldiğinde hazırsanız biraz daha hızlanmaya başlayabilirsiniz. Dördüncü ve son haftamızda bir İngilizce deyimle backing track ya da jam track denen şeyle çalışacağız. Türkçe karşılığı bunu bildiğim kadarıyla yok. Şu yani diyelim ki işte üzerine sizin solo çalmanız için hazırlanmış bir altyapı. İşte diğer eşlik enstrümanları var. Üzeri sizin solo çalmanız için boş bırakılmış. Ben hazırlamadım bir jam track sizler için. Çünkü internette YouTube'da milyonlarca var. Yani milyon birinciyi benim yapmamın hiçbir anlamı yok. Backing track diye yazın. İstediğiniz tarzda, istediğiniz Armonik karmaşıklıkta ya da sadelikte istediğiniz tempoda binlerce backing track bulabileceksiniz. İstediğiniz enstrümanlarla çalışmış, beğendiğiniz bir tanesini seçin. Düşük tempolu olanlarla başlamanız ilk başta avantajınız olur. Beğendiğiniz bir tanesini seçin, oturun enstrümanınızın başına ya da gitar çalıyorsanız alın şöyle ya da vokal isterseniz vokal solo da deneyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ee, önceki hafta yaptığınız şeyi o backing track ile beraber yapmaya çalışın. Yani orada akoru duyuyorsunuz. O akora mırıldansaydınız nasıl bir solo çalardınız, söylerdiniz daha doğrusu. Onu işte enstrümanınızla beraber çalmayı deneyin. Dediğim gibi düşük tempolu bir backing track bulursanız daha iyi olur ilk başlarda seçerseniz. E, ve çok sade melodik yapılar olabilir ilk sololarınız. Yani bir ölçüde bir tane notu olsun hiç sorun değil. Zaten bir hafta ayırdık. Bir ölçüde bir nota olsun. Yanlış bir nota olsun. Önemli değil zaten kulağını sizi orada düzeltecek. Yanlış bir nota oldu bir dakika ben bunu düzelteyim falan diyeceksiniz. Ondan sonra yavaş yavaş zaten ister istemez bir ölçüde iki notaya geçeceksiniz. Daha karmaşık melodiler çalmaya ve söylemeye geçeceksiniz falan derken. Bir süre sonra bakacaksınız ki o dördüncü haftamızın sonuna geldiğimizde baya böyle güzel hani karmaşık değişik, size özgü melodiler çalmaya başlamıştınız o akorların üzerine ve kulağını sizi doğru yönlendireceği için bir yanlış nota çalmak gibi bir şeyiniz de olmayacak. Yani çok aşırı kompleks bir armonik yapı üzerinde değilseniz aynı backing track üzerine çalışın. Öğrenin akorları. Akorları öğrenmek iyidir. E, çaldığınız şeyi ezberlemeyin ama amacımız ezberden uzaklaşmak. Çünkü ezber olayını kırmak dolayısıyla her defasında farklı melodiler. Aynı notaları kullanabilirsiniz ama onları farklı bir şekilde bir araya getirin. Farklı cümleler kurun o notalarla. Bunu deneyin. Yapın ve dediğim gibi o haftanın sonunda, dördüncü haftanın sonunda kendi kendinize özgü cümlelerinizi kurabilmeye başladığınızı göreceksiniz. Bu videoda anlattığım konuları daha sağlam bir temel üzerine oturtabilmek için şu videoları da mutlaka izlemeniz lazım. Onlar sizin temelinizi daha da güçlendirmenize yardımcı olacaklar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.